Arkadaşlar merhaba. Sizlere bugün Cuma günü yapacağımız gramer quizinde neler soracağımızla ilgili ve bu sınavların nerede nasıl yapacağımızla ilgili açıklamalarda bulunacağım. Şimdi sınavınızın ilk bölümü cümledeki ya da cümlelerdeki boşlukları tamamlama sorusu olacak. Bu bölümde 10 tane sorunuz olacak. Yani 10 tane boşluğu doldurmanız gerekecek. Bizim sınavda yazacağımız açıklamalar, instructionlar, yönergeler İngilizce olacak. Ve siz de zaten biliyorsunuzdur. Cümleleri tamamlamanızı isteyeceğiz. Neye göre tamamlamanız gerekir? Sınavda yazacak. Artık orada sizden neyle tamamlamanız isteniyorsa boşlukları o kurala göre tamamlayacaksınız. Dediğim gibi 10 tane soru olacak. Toplamda 10 tane boşluk olacak. 10 boşluğu tamamlamanız gerekecek. 10 soru, 10 boşluk. Şimdi bunları nasıl tamamlamanız gerektiği ile ilgili nereden yapacağınızı göstereceğim. Şimdi arkadaşlar sizler de portala girdiğinizde burada bir eğitim portalı göreceksiniz. Burada bir eğitim portalı, şu an bu normal sizin sayfanız eğitim portalı sayfası. Bir de burada sınav portalı sayfası göreceksiniz. Buraya geçtiğinizde sınavlarına tıkladığınızda siz de buradan kendi sınavınızı, sınav günü, sınav anında aktif olarak göreceksiniz. Şu an için sizde bu kısımda bir sınav gözükmeyecektir. Sınav günü aktif olduğunda, o saatte, sınav saatinde aktif olduğunda siz de sınavınızı görebileceksiniz. Şimdi ben az önceki şu ilk bölüm olan cümledeki boşlukları kurala göre, şurada yazacak olan sınavda sizden istenen kurala göre tamamlama sorularını nasıl göreceksiniz ve bununla ilgili neler yapmanız gerekiyor onu göstereceğim. Şimdi şu şekilde karşınıza çıkacak soru. Yine burada tabii ki instruction, yani bizde bu soruda ne yapmanız gerektiğini anlatıldığı İngilizce açıklama olacak ve yanında da bu soru adedi ve kaç puan olacağı, her bir sorunun kaç puan olacağı, toplamda o bölümün kaç puan olacağını göreceksiniz. Yani siz birinci soruyu soru olarak açtığınızda bu soruların hepsi, 10 sorunun hepsi karşınıza çıkacak burada. Sizden isteğiniz burada boşluk doldurma sorularında. Boşluklarını zaten önünde 1 yazacak, 2 yazacak. Siz de aşağıdaki kutucuğa sırasıyla 1 yazacaksınız ve birinci sorunun cevabını, boşluğa gelmesi gereken cevabı kurala göre neyse onu yazacaksınız. Örnek veriyorum. 1'de ben go yazdım. 2'ye geldim. Have yazdım. 3'e geldim. Burada enter'a basarak aşağıya geçeceksiniz. I'm going dedim. 4'e bastım. 4'e geçtim. Will have dedim. Enter'a bastım. Bu şekilde 10 sorunun da cevabını alt alta yazmanızı istiyoruz arkadaşlar. Bilemediğiniz sorular tabii ki boş bırakabilirsiniz ama hani yanlış doğruyu götürmüyor, öyle bir sorunuz yok. Yani o yine de sizin bir şeyler yazmanız sizin yararınıza olacaktır. Bu şekilde 10 soruyu da cevaplamış olacaksınız. Hepsini böyle alt alta yazarak. Uzun uzun cümleler yazmanıza gerek yok. Boşluğa gelmesi gereken şeyi açık, net bir şekilde yazdığınızda yeterli olacaktır. Burada ben hep tüm soruları aynıymış gibi görebilir olabilirsiniz. Bu tamamen örnek arkadaşlar. Sizde burada farklı farklı cümleler yer alacak. Ve şuradaki istenen kural neyse, neye göre tamamlamanız isteniyorsa siz de o kurala göre boşluktaki boşluğa ifadeleri yazacaksınız. Şu kutucukta sırasıyla. Umarım bu kısım anlaşılmıştır. Birazdan öbür bölümü size açıklayacağım.
Arkadaşlar tekrar merhaba. Sınavımızın ikinci bölümünde sizleri test soruları bekliyor olacak. 5 tane çoktan seçmeli test sorusu göreceksiniz. Bu soruları sistemde, portalda, sınav portalında iki türlü görebilirsiniz. Birisi toplu halde 5 soruyu da aynı soru içerisinde görme şekli. Diğeri de ayrı ayrı 5 tane test sorusu olarak, ikisini de zaten göstereceğim. Burada size verilen soruları, farklı gramer konuları ile ilgili sorular olacak. Doğru cevabı yazmanızı ya da işaretlemenizi isteyeceğiz. Sınavda karşınıza çıkabilecek olan bu test sorularının sınavda karşınıza çıkabileceği ilk şekli şu şekilde. Yine bir sorunun içerisinde 5 soruyu birden görmeniz şeklinde olacak. Yine burada sizden isteğiniz soruyu okuyup, burada yine İngilizce açıklaması olacak. Her soru için doğru cevap işaretleyin şeklinde. Burada kaç soru olduğu, her sorunun kaç puan olduğu ve bu bölümün toplamda kaç puandan oluşacağını göreceksiniz. Yine buradan sizden isteğiniz birinci soruyu yazacaksınız. Doğru cevabı örnek veriyorum. C, her. Buradan C, her yazarak her sorunun 5 sorunun da cevabını yazmanız olacak. Bu şekilde 4.'nün, 5.'nin de cevabını yazarak bu bölümü de, bu soruları da tamamlamış olacaksınız. Sadece şıkkı yazmayın. Yani 1C diye yazıp bırakmayın. C şıkkı neyse, devamında ne yazıyorsa onu da bu kısma yazmanızı istiyoruz. Bu şekilde 5 sorunun cevabını alt alta Enter'a basarak geçebilirsiniz. Az önce söylemiştim. Enter'a basarak diğer soruya geçip, tabii ki bilmiyorsanız boş bırakabilirsiniz ama dediğim gibi yanlış doğruyu götürmeyeceği için herhangi bir şıkkıda yazmanız, emin değilseniz, sizin yararınıza olur. Bu şekilde test sorularının karşınıza çıkabileceği bir sınav portalında bir yöntem bu. Birazdan diğer yöntemi de göstereceğim. Evet arkadaşlar, tekrar merhaba. Bu ikinci bölüm olan, sınavımızın ikinci bölümü olan test sorularının karşınıza çıkabileceği, sınav portalına çıkabileceği ikinci şekilde bu şekilde. Burada demiştim hatırlarsanız 5 tane çoktan seçmeli, yani test sorusuyla karşılaşacaksınız diye. Bunları az önceki videomda söylediğim gibi ya toplu olarak göreceksiniz, 5 soruyu birden aynı yerde göreceksiniz ya da portalda bu şekilde tek tek olarak göreceksiniz. Yani burada sadece bakın bir soru var ve sizden soruyu okuyup doğru cevabı işaretlemenizi isteyeceğiz. Seçtiğiniz zaman sizden zaten uyarı olarak söyleyecek, emin misiniz bunu işaretlemek istediğinizden diye. 5 soruyu da bu şekilde her birini ayrı ayrı görecek şekilde karşınıza da çıkabilir. Onun için toplu olabileceğini de hazırlıklı olun. Yani 5 soruyu tek bir soru içerisinde görebileceğinize de hazırlıklı olun. Böyle ayrı ayrı göreceğinize de hazırlıklı olun. Şunu söyleyeyim. Sınavda sorular karışık sırayla geliyor. Yani birinize, bir öğrenciye bu soru çıkarken başka bir öğrenciye başka bir soru çıkabilir. O nedenle de siz eğer sorular, çoktan seçmeli sorular ayrı ayrı gelirse karşınıza, bir tanesini şimdi burada gördüğünüz diyelim, hemen arkadan bu sorudan sonra bir daha bir çoktan seçmeli soru gelmeyebilir. İlk videoda söylediğim gibi bir boşlukları kuralına göre doldurma sorusu da karşınıza çıkabilir. O anlamda kafanız karışmasın. Zaten biz netleştiği zaman size test sorularını toplu mu göreceksiniz yoksa test sorularını ayrı ayrı mı göreceksiniz? Onu da daha sınava yakın bir zamanda söyleyeceğiz. Dediğim gibi test sorularının bir yöntemi de bu. Soruyu, her test sorusunu tek tek görüp doğru cevabı
işaretlemek şeklinde olacak arkadaşlar. Öbür bölümde görüşürüz. Arkadaşlar, sınavımızın, gramer kuzumuzun birinci bölümünü, yani boşlukları tamamlama kurala göre, şurada verecek kurala göre, o bölümü ve çoktan seçmeli bölümünü açıkladım sizlere. Şimdi üçüncü bölüm sınavımızın bu kısım olacak. 6 soruluk bir bölüm olacak. Burada yine açıklaması yazıyor İngilizce olarak. Size cümlenin öğeleri karışık sırada verilecek. Ve sizin bunları doğru sıraya koymanız istenecek. Bu bölümde size örnek bir tane de vereceğiz. Şu şekilde örneği görebilirsiniz. Zaten burada da var. Öğeler karışık verilmiş bir cümle var. Bu cümleyi sizin doğru bir cümle olacak şekilde yazmanız istenecek. Ben aynı cümleyi burada örnek olarak yazdım. Siz de burada yine karışık sırada verilmiş cümleler göreceksiniz. Ve bu cümleleri doğru öğeleri doğru sıralamayacak şekilde yazmanız istenecek. Dediğim gibi 6 tane soru olacak. Şimdi bunları portalda nasıl göreceksiniz onu da göstereyim. Şuradan. Burada bakın karşınıza yine hepsi tek bir grupta gelecek arkadaşlar. Soru karşınıza çıktığında 6 tane karışık sırada verilmiş cümle öğeleri göreceksiniz. Ve bunları yine sırasıyla 1 yazacaksınız ve doğru cümleyi yazarak sonra Enter'a basıp ikinci soruya geçeceksiniz. Doğru cümleyi yazacaksınız ve üçüncü soruya geçeceksiniz şeklinde 6 sorunun da cevabını buraya yazacaksınız ve bu bölümü tamamlayacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi ilkinde örnek var. Nasıl yapacağınızı burada kısmen de olsa anlamanız için örnek de koyacağız. Siz de bu şekilde 6 sorunuzu alt alta 6 cümleyi doğru sıralayacak şekilde yazıp cevabınızı vermiş olacaksınız. Sınavımızın son bölümünde arkadaşlar bu şekilde A, B şeklinde diyaloglar göreceksiniz. Yani A kişisinin bir sorusu ve B kişisinin bir cevabını göreceksiniz. Bu diyaloglarda B kişisinin cevabında ki cümlede bazı cümlenin bir öğesinin bir kelime olabilir ya da kelimeler olabilir. Öğesinin bu şekilde yazıldığını, altı çizili olduğunu göreceksiniz. Sizden burada isteniyor zaten açıklamasını da göreceksiniz. Bu öğenin sorusunun yukarıda yazılmasını isteyeceğiz. Örnek zaten var. Bakın burada last night'ı işaretlemişiz. Bunun sorusu nasıl sorulur? Bu soruyu sizin burada yazmanız istenecek. Örnek yine bu bölümde de örnek bir tane göreceksiniz. Bu bölümde de 6 tane soru olacak. 6 tane burada cevaplarında koyu işaretlenmiş öğe göreceksiniz ve o öğeyi soru olarak nasıl sorarsınız onu yazmanız, soruyu yazmanız sizden istenecek. Bu bölümü de sınav portalında gösterelim. Bu şekilde açıklamayı göreceksiniz. Kaç soru olduğunu, kaç puan olduğunu, toplamda bu bölümün kaç puan olduğunu göreceksiniz. Bir soru için örnek göreceksiniz. Sonrasında da yine burada B kişisinin, bu diyalog için B'sinin verdiği cevaptaki cümledeki koyu ve alt çizili kelime ya da kelimeleri, öğeyi bulup onun sorusunu yazmanız istenecek. Yine birinci için siz yine buradan 1 diyeceksiniz ve cümlenizi, soru cümlenizi neyse onu yazacaksınız. Enter'a basıp ikinci soruya geçeceksiniz. Enter'a basıp üçüncü soruya bu şekilde arkadaşlar 6 sorunun sorusunu yani bu cevapta istenen öğenin sorusunu yazarak sorularınızı cevaplayacaksınız. Sınavımız arkadaşlar toplamı 4 bölümden oluşuyor. Bu şekilde son kez bir daha göstereyim.
birinci bölümde cümledeki boşlukları şurada sizden istenecek kurala göre dolduracaksınız ve bunları her cümleyi, her boşluk için cevabınızı tek tek yazacaksınız alt alta. İkinci kısımdaki test kısmı dediğim gibi iki şekilde sorulabilir size. Tüm 5 sorunun direkt karşınıza geldiği bir bölüm olarak olabilir ya da bu 5 sorunun her birinin ayrı ayrı karşınıza çıkma durumu olabilir. Bunu sınavıncısını size açıklayacağız. Üçüncü bölümde 6 soruluk bir karışık, öğeleri karışık verilmiş cümleler olacak. Bunlar doğru şekilde yazmanız istenecek. Bunları da yine sınav portalında alt alta her cümleyi yazacaksınız. Testte de yine hep bütün olarak tüm soruları aynı anda görürseniz her sorunun cevabını çıktığında ne yazıyorsa onu da yazarak yazacaksınız. Ve son olarak da şu A, B kişisinden oluşan iki kişilik bir kısa bir diyalogdaki B kişisinin cevabındaki koyu ve alt çizili kelimenin sorusunu buraya yazmanızı isteyeceğiz. Şimdiden hepinize başarılar diliyorum. İyi günler.